İstanbul'dan kan donduran bir haber var. 17 yaşındaki otizmli Hüseyin Timuçin açlıktan öldü. Hem de geçici olarak teslim edildiği özel bir bakım evinde. Adli tıp raporu böyle diyor. Ayrıca vücudunda çok sayıda yara izine de rastlandı. Acılı aile çocuklarının ihmal yüzünden öldüğünü söyleyerek hukuk savaşı başlattı. Aileye diyorlar ki çocuğunuzu göremezsiniz, iletişim kuramazsınız, buraya gelmeyin. Aslında açlıktan öldüğü tespit edilmiş. 17 yaşındaki genç İstanbul'un orta yerinde açlıktan öldü. Görüntülerin, fotoğrafların her bir karesi ayrı bir dram, ayrı bir dehşet. Hasta yatağında adeta iskelete dönmüş durumda. Bilinçsiz yatıyor. Tüm vücudu yara bere içinde. Çocuğun yüzünde, gözünde, hatta kafasında çok ciddi izler var. Yaralar var. Ne yazık ki bunlar son görüntüleri. %95 otizmli Hüseyin Timuçin bakım evinde bu hale geldikten sonra hayatından oldu. Adli tıp raporuna baktığımızda aslında açlıktan öldüğü tespit edilmiş. Annenin rahatsızlığı yüzünden daha iyi bakılabilmesi için arkamda görmüş olduğunuz bu bakım evine getirildi Hüseyin Timuçin. Amaç tabii ki daha iyi bakılmasıydı, ancak beklendiği gibi olmadı. Sağlıklı bir şekilde girdiği bu bakım evinden otizmli gencin cenazesi çıktı. Aileye diyorlar ki siz bir ay boyunca çocuğunuzu göremezsiniz, hiçbir şekilde iletişim kuramazsınız, buraya gelmeyin. Daha sonrasında bu nedenle aile yaklaşık 25 gün boyunca çocuğunu göremiyor. Aslında böyle bir yönetmelik de mevcut değil. Ailenin otizmli çocuklarını bir sonraki gördükleri yerse yoğun bakım oldu. Ailenin iddiasına göre bakım evi çocuklarının hastanede olduğunu dahi onlara haber vermedi. Aile çocuklarının hastaneye kaldırıldığını babanın cep telefonuna gelen bir mesajdan öğrendi. 4 farklı hastane gezmiş ve 4. hastanede de vefat etmiş. Aile gelen SMS sonucu telefon açtıktan sonra sadece çocuğunuzun soğuk algınlığı var, biz bir hastaneye götüreceğiz denip çıkılıyor. Her ne kadar çocuğunuzun soğuk algınlığı var denilmiş olsa da aslında çocuğun bir dert tanısı var. Bakım evi yetkilileri bu durumda dahi aileyi sadece bir kez aradı. O da şikayetçi olup olmadıklarını öğrenmek için. Çocuk yoğun bakımdayken artık ölmesine bir gün kala kurum babayı arıyor ve diyor ki bizi şikayet edecek misiniz? Bizim bir suçumuz yok, ihmalimiz yok. Bizi boşuna şikayet etmeyin diyorlar. Ailesi Hüseyin'in ihmalden öldüğünü savunuyor. Bu nedenle hukuk savaşı başlattı. Giden geri gelmeyecek, ancak en azından yürekleri soğuyacak. Kurumu savcılığa şikayet ettik. Fakat bize takipsizlik raporu verdi. Biz hala davamızın peşindeyiz. Takipsizlik raporuna da itirazımızı ettik. Süreci bekliyoruz. Söz konusu bakım evinin yetkilileri ise sessiz. Ekol TV ekibinin aramalarını yanıtsız bıraktı.